karamsar ve korkunç olaylar gelir. İşte bu olayda 3 meraklı gencin başından geçiyor. 2014'ün yazında çevrelerinden duydukları bu gizemli köye gitmeye karar verirler. Sıradan bir köydü onlara göre bu köy. Amaçları sadece çekim yapmaktı. Nereden bileceklerdi ki o köy anlatılanlardaki gibi olduğunu? Evet, Y-Köy kayıtlarına başlıyoruz. Benim adım Poyraz. Y-Köy'ün daha önce araştırmış olan Batuhan'la bir Skype görüşmesi yapacağız. İnternet üzerinden tanıştım ben Batuhan'la. Eğer bir aksilik çıkmazsa bu köye gidip birlikte araştırmayı düşünüyoruz. Ama o İstanbul'da yaşıyor. Ben İstanbul'da değilim. Skype'den bir görüşelim. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ona göre kayıtlara devam edeceğiz. Hangi köy kayıtlarımız başlamış bulunmaktadır? Şu andan itibaren yarın. Ne zaman geleceksin? Bir hafta içinde gelmeyi düşünüyorum. İşlerimi ayarlayabilirsem. Ben sana WhatsApp'tan atacağım adresi. Tamam. Sen tekrar konuşuruz. Otobüste indiğimde de zaten seni ararım. Hı. Yani bir bilgi alırım işte. Şöyle yap, böyle yap. Şu arabayla gel. Tamam. Çok az gittim yani İstanbul'da, bilmiyorum peki. Tarif ederim ben sana. Aynen, iyi olur. Soracağım bir soru var mı? Ne diyebilirim ki? İzlediğin gibi gerçekten de öyle bir yer. Yani sürekli oluyor mu bu olay? Sürekli yani. Kesintisiz. Yoksa çok güzel bir yer. Ama yaşanacak bir yer değil. Onların yüzünden. Şimdi atıyorum sana WhatsApp'ta. Tamam sana. Açık mı WhatsApp'ı? Açık. Bekle. Attım. Geldi mi? Bir de bu yoldan gel, tamam mı? Bak, attım. Tamam. Tamam. Ben bunu sorarım. İstanbul'a gidince sorarım. Başka, sen tek mi geleceksin? Aslında şöyle. Benim Sab diye bir arkadaşım var. Hı hı. Yakın oturuyoruz birbirimize. O da bu işlere çok meraklı. Muhabbeti geçti aramızda. O da bayağı merak etti. Eğer bir aksilik çıkmazsa çalışıyor. Eğer işini ayarlayabilirse, izin ayarlayabilirse o da gelmek istiyor. Gelsin yani. Yerimiz var. Eyvallah. Konuşuruz yine ya. Aynen. Gelirse birlikte bir şeyler yaparız. Birlikte gideriz köye. Tamam. O zaman bekliyorum seni. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Konuşuruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, İstanbul'a yola çıkıyoruz. Otobüsümüz geldi. Bir de Batuhan'ın yanına gideceğiz.
kulaklığını koymam lazım. Kayı kapatıyorum. İşte otobüsümüz yola çıktı. İstanbul'a gidiyoruz. Akşama İstanbul'a varırız diye tahmin ediyorum. Buraya gidince Batuhan'ı arayacağım. Batuhan'la da konuşalım, planları yapalım. Daha sonra köye yola çıkıyoruz. İstanbul'a geldik. Batuhan'ın evine geldim. Size baksın, kapıyı açtı. Şimdi çıkalım yukarı. Kendisiyle konuşalım. Ya. En üstü sizin de değil mi? Yanlış basmadım. Tamam. İyiyim. Kamera açık oldu. Aynen. Kamera açık. Ben aşağıda başlattım kaydı. Hı hı. Şuraya gel ya. Bırak. Aynen. Tamam. Çantamı kıyayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ey Batuhan, nasılsın? İyi. Senden? İyi bende, ne olsun. Biraz uzun sürdü mü? Biraz uzun sürdü ya. Yolda kaza olmuş da. O sebeple trafik tıkalıydı. Kapamışlar yolu. Onun açılmasını bekledik. Sağ salim geldim. Aynen, sağ salim geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Su falan ister misin? Teşekkür ederim. Sonra içerim. Tamam. Anlat. Aynen, konuya girelim. Hı hı. Şimdi bu köyle ilgili her şeyi merak ediyorum ben. Şimdi forumda paylaştığım videoları izledim. Tabii ki de izledim. Biraz onu izledikten sonra seninle iletişime geçtik. Bak, çoğu kişi inanmadı. Sen bana mesaj attın özelden. İnandığını söyledin ve benimle görüşmek istedin. Aynen. Adresi verdim sana. Tabii ki. Yani güvendim. Sor yani, merak ediyorsan sor. Köy çok boş. İnsanların terk ettiğini söylüyorsun. Onu merak ediyorum. Ya, terk değil de nüfus çok az. Yani azaldı. Neden azaldı? Abi, izledin videoları ya. Sen o köyde durur musun? Yaşananları tekrar anlatır mısın? Abiciğim, şimdi iki kez gittik oraya biz. Bundan 3-4 sene önce ilk gidişimiz arkadaşlarla. Ya, feci şeyler oluyor. Yani video kayıtlarımızda yani gece çekim yapıyoruz biz. Mezarlıkta bir şeyler gözüküyor. Camdan bir şey geçiyor. Yani sürekli bir şey oluyor yani. Bir huzursuzluk var. Yani insanlara da soruyoruz. Fazla bir şey anlatmıyorlar. İnsanlar da öylesine duruyor yani. Tarlaları var. Yani mecburiyetten duruyorlar. Duranlar da. Bu olaylar hep geceleri mi oluyor? Çoğunlukla, ama gündüzleri de tekin yerlerde oluyor. Yani çoğu teyzeyle ben konuştum. Ya, kadın tarlasına doğru gidiyor. Biri önünü kesiyor. Nasıl biri önünü kesiyor? Yani hiç tanınmadık biri yani. Köyde olmayan biri. Uzun boylu. Önünü kesiyor. Rahatsız. İyi insan ama, değil mi bu? İnsanımsı. Nasıl? İnsanımsı. İnsanımsı derken? İnsanımsı. İnsana benziyor. Ama çok farklılıklar var. Ben görmedim. İnsan değil yani. Değil. Yani kesinlikle değil. Çünkü hissediyorsunuz orada bir şeylerin olduğunu. Şey mi?
O hani. Cin mi? Yani küçük çocuklar da var köyde. Ya onlar bile söylüyor. Peki bir şey soracağım. Cin olduğunu nasıl anlarsın? Cin olduğu nasıl anlaşılıyor? Abi zaten eğer istiyorsan sen de o köye gidebiliriz. O köye gitmeyi düşünüyorum zaten. O köye gidelim. Bak şu anlar psikolojim tam düzenmişti. Yani seninle karşılaştım. İstiyorsan gideriz. Yani benim için sorun yok. Ben orayı yine de seviyorum. Yani arkadaşlarımla vakit geçirdiğim bir yerde orası. Bayağı günlerimiz geçti. Şimdi ikisi de yok arkadaşlarım. Ama sonuç olarak hem arkadaşlarından oldum hem de senin psikolojini bozan bir köy. Neden seviyorsun? Şimdi yalnızım çünkü. Yani arkadaşlarım yok yanımda. Hiç değilse orada birlikte oluyorduk. Psikolojileri bozuldu. Ya sen bana bak, ben saçmalıyım. Arif mi? Yani geçen annesiyle konuştu. Yemiyormuş, içmiyormuş. Durumu aynı mı? Skype'de konuşmuştu. Aynen. Skype'de konuşmuştuk. Aynen. Hiç doktora falan gitmemişler mi? Doktor, hoca. Doktora gitmişler, birkaç ilaç vermiş, göndermiş. Doktor ne yapacak ki? Tabii fayda etmiyor. Ya çünkü çocuğa okulda da dalga geçmişler. Arkadaşları. Ya benle de geçildi ama bu kadar etkilenmedi. Çünkü insanların ağzı durmuyor. Orası öyle. Zaten oturdukları yerden konuşuyorlar. Senin paylaştığın videoların altındaki yorumlarda da bunu görebiliyoruz çok rahat. Oturdukları yerden konuşuyorlar. Yani en kolayı bu. Yani gelsinler görsünler. Peki hoca. İnat ettim. Gel sen de gel çekelim. Ben geleceğim gel zaten. Gel abi gel yani. Ben geleceğim zaten. Ya en yakın zamanda bir bilet ayarlayalım. Köye gidelim. Ama önce burada birkaç işimiz var. Birkaç kişiyle konuşacağız. Kimlerle? O köyde yaşamış insanlar var. İlk önce o köye gitmeden seni bir alıştırayım. Konuşalım, sohbet edelim. Sen sor, onlar cevaplasın. Benim anlatacağım bu kadar. O köyde enteresan şeyler oluyor. Yani yaşamadığımız şey kalmadı. O tamam. Ben sana bir şey itiraf edeceğim. Sarp'ı biliyorsun. Hadi benim sen. Arkadaşım. Bir kez telefonda görüşmüşsünüz galiba. Şu geçen aradın beni. Aynen. Yanımdaydı. Aynen o. Biz onunla köye gittik. Hangi köye? Sen söylediğin köye gittik. Şaka. Ciddiyim. Ciddiyim. Elimde görüntüler de var. İzletebilir misin? İzletebilirim. Bilgisayar var. Abi nasıl gittin ya? Hangi cesaretle gittin? Önce ikimiz bir gidip bakmak istedik. Buraya gelmeden önce gittik. Sarp işini ayarlayamadığı için gelemedi. Oradan direkt buraya gelecektik. Ama memlekete dönmek zorunda kaldı. İzin alamadı. Ben direkt buraya geldim köyden. Ya, peki gittiğiniz yerin orası olduğunu emin misiniz? Şimdi söyle. Sağ salim çıkabileceğine göre. Bir iki günlük bir geziydi zaten. Bir iki günün öyle ön araştırma olsun diye gitmiştik. Şöyle söyleyebilirim. Yani senin söylediğin kadar terk edilmiş değil. Yaşayan insanlar var. Çok var hem de. Sen
bana bir izlet. Bakalım sana orası izleteyim. Mı değil mi? Bence orası değil. Senin videolarında izlediğim evlere benzeyen evler vardı ama. Az da olsa terk edilmiş ne evler. Ne oluyorsam ben sana sadece ilçeyi söyledim. Köyü söylemedim ben sana. Sen kendin mi bulmaya çalıştın? Biraz öyle oldu. O zaman izlet bana şimdi. Bakayım orası mı diyeyim. Peki bir izleyelim. Evet arkadaşlar. Köye geldik. Sabah saatlerindeyiz. Biraz araştıralım bakalım. Hatta bir yapabilirsek bir iki röportaj yapalım. Saat de önümde. Hadi bakalım. Kenara geçer böyle. Ne abi? Boş mu burası? Aynen burası kullanmıyor bir ihtimalle. Kapalı kapıda. Saat burası terk edilmiş galiba ya. Baksana. Allah Allah. Oğlum terk edenler falan varmış. O evlerden bir tanesi olabilir. Aynen. Perdeler var da çok çok eski görünüyor baksana. Evet. Simsiyah. Bayağı olmuş. Kirden. Ya burası da bahçesi. İçerisi gözükmüyor yalnız. İçerisi gözükmüyor. Bütün kapalı. Bütün perdeler kapalı. Aynen. Ama kimse yok. Arkada birileri var mı acaba? Neyse. Neyse. İlerleyelim bakalım. Bu camide mi kullanılmıyor acaba? Burada evler var. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle kullanılıyordur ama bakmak lazım. Ya, harami edilmiş. Evet. Hadi bakalım. Cam bayağı eski ya. Köyde ilerliyoruz arkadaşlar. Köyde ilerliyoruz. Ekranı göremiyorum yine. Bu sefer camları açıyor. Onlar burada yaşayan var ya. Burada içeride ölümler falan var ama depo olarak kullanılıyor. Bunlar mı? Nerede şu aradan gözüküyor. Abi birileri yaşıyorsa ama. Mezarlığa gireceğiz arkadaşlar. Abi bizi buraya niye soktu? Merak ettim bir şey bulabiliriz burada. Cami var. Buraya doğru gidelim mi? Gidelim. İnek sesi miydi? Evet. Evet. Ne taraftan? Düz devam edelim dedim. Yolu çevirelim. Hadi gidelim. Özetle burada yaşam var. Evet. Çok da terk edilmiş bir yer değil. Evet. Hani öyle tek tek insan görseydik eyvallah da. Ya bayağı yaşam var. Her evde bir insan var. Aynen yani. Tek tek değil yani.
Nasıl taraflara bakalım. Ne oldu? Köpek var, baksana. Baksana köpeğe, köpeği şey. Kızlanmanın yüzük mü? Ah! Ablam gözü nerede? Yüzü resmen dışarı fırlamış. Abi elini nereye koyuyorum? Elleme abi, elleme, gel. Ben gidelim başım. Evet, otan görüntüleri izledik. Dediğim gibi, köy orası değil. Nasıl orası değil? Değil. Değil. Neresi peki orası? Abicim siz merkeze gitmişsiniz. Nasıl merkeze ya? Abi evlerin çoğu yeni. Evet, yeni yapılan evler. Orası merkez, köyün, yani köy değil ki orası. Ama köye yakın bir yer. Ama değil. Çok yakında değil, çok uzakta değil. Ama köye yakın bir yer. Civar. Köylerde de öyle olaylar oluyor. Çocuk anlatmış. Çocuğu tanımıyor. Ama söyledikleri doğru. Ömer'i mi diyorsun? Adı neyse diyeyim. Söyledikleri doğru. Ömer, orada karşılaştık, orada görüştük de. Sadece bizim köyde değil, civar köylerde de aynı şeyler oluyor. Ama dediğim gibi köy orası değil. Ömer'in anlattıkları bana aslında pek inandırıcı gelmedi diyebilirim. Ya onun söyledikleri doğru mu bilemem ama orada öyle olaylar oluyor. Kendisini tanımıyorum. Yalancı veya doğru söylüyor diyemem. Yani oluyor. Ben bizzat kendim yaşadım çünkü. İstemem, istemem. Ben yani biliyorsun. İnandığım için buradayım zaten. İnanmak istediğim daha, için buradayım. Daha bir çok video var. Hala saklıyorum bunları. Çünkü inanmıyorlar. İnanmayan insana ne göstersen inanmaz. Çünkü milletin işi dalga geçmek olmuş. Oturdukları yerden konuşuyorlar. Yapacak bir şey yok. O zaman sendeki görüntüleri izleyelim mi? İzleyelim, onları da izleyelim. Bir kanal falan diyordun sen. Ya kanal diyordum. Diyorum ki bir kanal açalım. Hı hı. Orada hem YK'yı ile ilgili gelişmeleri paylaşırız. Hı hı. Hem de korku formatında, korku üzerine videolar yapar paylaşırız. YouTube'da mı? YouTube'da. Görüntüleri istiyorsun. Görüntüleri istiyorum tabii ki. Arkada söylemeyeceğim ama konuşmak kendisi. Tamam. Ama sırf YK'yı yani sırf konu olmasın. Farklı şeyler de yaparız. Farklı şeyler yapalım çünkü. Ya bu bizim için hem hobi olur. Hem bir hobimiz olur. Aynı zamanda YK'yı ile ilgili de. Sen buralarda mı olacaksın? Ben bir süre buradayım. Köye gideriz. Hı-hı. Köy dönüşü de İstanbul'a taşınmayı düşünüyorum. Biliyorsun İstanbul'da yaşamıyorum ben. İstanbul'a taşınmayı düşünüyorum. İnşallah. İşler yolunda giderse yani birlikte daha çok aktiviteler yapabiliriz. Güzel olur. Aynen. Hem kanalla ilgileniriz. Tamam. Hem ben burada yeni bir işe başlamayı düşünüyorum. Kanal açalım, sayfa açalım. Aynen. Daha doğrusu ben bir tane sayfa açmıştım. Bayağı oldu. Ya ben aslında çektiğimiz görüntüleri yayınlamak istiyordum. Ama işte bu olaylar olunca Arif'in olayı falan. Yani zevkim kaçtı. İstemedim yani. Yapasım gelmedi. Hep ertelettim. Ama inşallah seninle birlikte yapabiliriz bunu. Bugüne kısmetmiş belki de. İnşallah bir aksilik çıkmaz da yaparız.
Görüntüleri izleyelim mi o zaman? Tamam. Gel. Ha, sendeki görüntüleri izleyelim. Tamam. Ben köyden geliyorum, malum köyden biliyorsun. Evet. İşte böyle filan olaylar oluyormuş. Hı. Köyde. Sizin yaşadığınız bir olay var mı? Ben sizin yaşadığınızı öğrendim orada. Demek sen de biliyorsun. Kim bilmiyor ki teyzeciğim ya. Evet, evet, evet. Ben bir gün, anlatayım yavrum. Ben bir gün yürüyordum. Teyzeciğim yani anlatmak istemiyorsan zorlamayayım ben seni. Aslında pek anlatmak da istemiyorum. Korkuyorum daha doğrusu, o anı yaşamak istemiyorum. Ama fazla korkmayacaksan da anlatsan. Çekiniyorum evladım. Ne sen sor, neden söyleyeyim. Fakat ısrar ediyorsun madem ki öğrenmek istiyorsun. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bir şey değil yavrum. Bir gün ben yürüyordum. Yürüyordum. Arkamdan bir ayak sesleri. Evet. Tarlada mı yürüyordunuz teyzeciğim? Tarlada. Evet. Tarlada yürüyordum. Arkamdan bir ayak sesleri. Ben yürüyorum, o ayak sesleri. Ben yürüyorum, ayak sesleri. Bir baktım arkama. Bir de ne göreyim? Kapkara. Hadi be. Kepçe kulaklı. Koca dişli. Bana dedi ki, sen bizim köyümüzde ne arıyorsun? Defol git buradan. Ne arıyorsun burada? Fakat ben o anı yaşamak istemezdim. O kadar korkmuşum ki. Ya nasıl bir tipi vardı? Kapkara, uzun boylu, kepçe kulaklı. Boyu yaklaşık ne kadardı? 1.80'den fazlaydı. Çok uzun boyluydu. Ya amacı neydi? Amacı akli dengesi mi bozuk? O köye geldiğimde acaba o köye kimseleri sokmak istemiyor mu? Bir mazisi mi vardı? Acaba ne vardı onu bilmiyorum. Fakat orada düşüp bayılmışım. Düşüp bayıldıktan sonra o an mı bayıldın dedi? O an bayılmışım. Bizimkiler de beni aramaya çıkmışlar. Kucaklayıp eve götürmüşler. O andan sonra bir şey hatırlamıyorum. Teyzeciğim, fakat o korkuyu o kadar çok hala yaşıyorum yani. Teyzeciğim tipin nasıldı? Simsiyah, esmer, kepçe kulaklı, kocaman dişleri olan birisi. Hayal meyal hatırlıyorum. O kadar korkmuştum ki arkamdan ayak sesleri. Hala hatırlıyorum o anı. Ya ben köyde çok kişiyle konuştum. Hepsi bu tür hikayeler anlatıyor. Herkes ağız birliği yapıyor. Ben anlamadım. Ya böyle olaylar oluyor mu gerçekten o köyde? Herhalde. Pek sık olduğunu sanmıyorum ama. Siz kaç sene yaşadınız? Yıllarca yaşadım. Daha sonra ben aslında İstanbul'da yaşıyorum. Benim köyüm diye ziyarete gitmiştim. Hı hı. Orada işte meyve ağaçları, nostalji yaşamak istedim. Meyve ağaçları, yeşillik, tozlu yollar. Romantizmi çok seviyorum aslında evladım. Biraz da mürekkep yaladım. Köylüyüz ama. Evet. Fakat köyden çıktıktan sonra tabii ki birazcık hayatı daha iyi tanıdık, daha iyi öğrendik. Peki o olaydan sonra bir daha köye gittiniz mi? Bir daha da gitmedim çocuğum. Hani gitmek istemiyorum. Yani gerçekten insanın akıl sağlığı bozulur diye. Çok korktum çocuğum. Hani yaşlandım da şimdi. Bir daha o anı yaşamak istemiyorum. Aslında o kadar özlüyorum ki. Köyde akrabalarınız var mı şu anda? Var var. Ağaçlar, erikler, akrabalar. Fındık var mı? Fındık varmış. Fındık, her şey var, her şey. Ayvalar, erikler, o kadar güzel ki meyve ağaçlarını görsen, yani elin uzattığında koparabileceğin kadar dallar yerlere sürünüyor. Ama imrense, özlesen de faydası yok. Evet. Teyzeciğim. Zamanla belki yine giderim ama
Şu anda düşünmüyorum. Teyzeciğim çok teşekkür ederim benimle konuştuğun için. Evinde ağırladığın için. Ah estağfurullah evladım. Ben köye gideceğim. Ben ne düşünüyorsun? Ederim. Aman evladım gitme. Son Allah bir kez kendi başıma Allah gideceğim. Allah korusun. Oradan ölün çıkar oğlum. Korusun. Oradan ölün çıkar oğlum. Korusun. Oradan ölün çıkar oğlum. Yani ne olabilir ki? Bilmiyorum. Orada bir şeyler dönüyor ama acaba ruhlarla ilgili midir? Bir şey var orada yani. Tamam teyzeciğim, seni de rahatsız ettim. Misafirlerim var galiba. He estağfurullah. Ben gideyim olsun, yavaş yavaş. Olsun, önemli değil çocuğum. Hadi. Hadi yavrum. Hı. Tamam teyzeciğim. Hadi Allah'a emanet ol. Oradan ölün çıkar oğlum. Korusun. Oradan ölün çıkar oğlum. Evet arkadaşlar, burada buraya kadar gelebildik. Buraya kadar gelebildik otostopla. Şimdi köye az mesafe kaldı herhalde. Kalmış, az mesafe kalmış. Az mesafe kalmış. Tabelayı demin gördük. Bakalım yürüyeceğiz. Köyde şimdi durduralım mı? Ne yapalım? Durduralım. Etrafı bir çekelim. Etrafı bir çek. Etrafı çekelim. Eğer bir daha otostop çekersek bir daha kayıt altına alırız. Aynen. Kapatıyorum kaydı. Şu an yolda mola verdik. Köyden görünen bir manzara ve şehrin manzarası. Eğer kamerada görünüyorsa kameraman arkadaşım. Şehrin bak şurada bak bak. Diğer tarafı çek. Tarafı. Şehir manzarası bu tarafta. Şehir buradan görünüyor. Tahminen 3-4 kilometre falan kaldı. Yürüyeceğiz. Araba gelmiyor. Hep gelelim. Köyde durduralım biz yine. Evet arkadaşlar. Şu an
köye gelmiş bulunmaktayız. Çünkü köyün mezarlığı ve birkaç ev var gördüğünüz gibi. Kameraman arkadaşım çekerse tabi. Ve manzara müthiş yani. Köydeki karşıyı çek. Zaten ama incin top yapılıyor. Oynuyor. Kimse yok. Yollar yeni yapılıyor. Camiyi bir çekebilir misiniz bu arada? Bizim ülkemize neresi? Bizim ülkemize neresi peki? Aa, cami var burada. Evet. Ne taraftan geçeceğiz? Şöyle bir sorsak mı? Şöyle bir sormamız lazım aslında ya. Vallahi acayip yoruldum. Bir lavaboya gittik. Caminin tuvaleti vardır. Araba. Kenara böyle. Ver bir tarafı. Bela bu taraftan gir. Buraya bir sorma. İçiliyor mu acaba? Abi gel şu eve gidelim Allah aşkına ya. Vallahi yoruldum ya. Çekiyorum abi, tıkla. Ha, kapı kilitli zaten abi. Burada birisi yoktu, şurada vardı zaten birisi. Bir çık abi sen, tıkla. Vallahi dermanım kalmadı, çık da bir tıkla ya. Ben mi çıkacağım? He he. Kimse var mı? Oğlum kimse yok ya, vallahi yok ya. Tamam, bir elimizi yüzümüzü yıkayalım, tuvalete girelim. Abi köy öyle bir sessiz ki. Yani bir hiçbir şey yok ya. Bu arabalar nereye gidiyor? Başka köylere gidiyorlar herhalde. Telefon. Bir dakika. Tamam. Alo. Şimdi biz okula ne? Tamam, biz aşağı bir elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Ben şu camiyi bırakacağım. Okula mı kâr mı? Ondan sonra tamam. Hadi görüşürüz. Ne oldu abi, ne diyor? İlker değil ki. Hı. Caminin aşağısından ileride okulun yanından. Hı hı. Dönüyormuş. Evet, tamam, dönüyormuş. Tamam. Oradan herhalde şu an maalesef abi sana 450 üstü. Tamam, az var o zaman ya. Az var, bir elimizi yüzümüzü. Tamam abi, gelin. İnternet olsa GPS'ten bakalım diyeceğim de buradan GPS'e yeri i̇şte, de yoktu. İşte internet çekmiyor abi. Çekse de zaten burada olacağını sanmıyorum GPS'te. Haritada buradan. Uf. Abi çantalar. Hasan abiye değil mi? Yani. Hasan abiye bıraktık biz. Gelirken getir Hasan abi. Aynen öyle. Çünkü o kadar büyük elimizde taşınmaz yani. Hasan abi ev de verecekmiş herhalde bize de. Ufak bir ev. İçeride şeyler var. Masalar var. Bir bakalım. Bir çekeyim istersen. Çekeyim. Gerçekten ıssız bir yere benziyor. Evet, caminin şadırvanı. Abi
caminin girişi olması lazım. Burası. Burası da... Gelin gelin, liste var liste. Liste var. İsimleri çekmeyelim istersen yakından. Bakalım da. Ne? Muhtarlık bölgesi asker listesi. Hep aynı. Caminin anahtarı üstünde. Bu ne abi? Kulübe mi o ne? Şuradan bir ağa be herhalde. Bakabilir miyiz? Bu mu? Ne bu acaba? Ne aynen. Bravo. Bir dakika. Tuvalet. Kuyuya benziyor. Bu ne? Aa, eski kuyulardan. Çok eski zamanda vardı bak. Şu eskiden çok güzel oluyordu. Su yok demek ki şimdi. Arkadaşım alır mısın? Ben bir lavaboya gidim de. Kullanılıyor mu araçı? Bir de şu tarafa bakalım. Mezarlıklar var. Şu taraflara bakalım. İçeri girelim istersen, bir tuvaletin içine çekelim. Tuvaletin içine mi çekelim? Taşlar bayağı yığmışlar. Ne bileyim o? Aslı mezara benziyor ya. Böyle güzel camiye. Böyle bir içine sonucu. Tuvalet nasıl ki abi? Kamerayı ver, ben ayrıntılı çekeyim. Abi namaz vakti değil mi ya? Cemaate kurulmuş abi. Saat kaç? Saate bakayım. Akşam namazı kaçta kuruyorum? Evet, tam akşam namazına geldi. Abi cemaatin burada olması lazım. Bir de şu yıkama yerine gidelim. Ben bir lavaboya gidelim. Gazetane gidelim arkadaşım. Gel. Seni bir bekleyin. Ben bir süre gidiyorum. Tamam. Küçük bir top var. Şurayı da bir çekersen. Gel deneyelim şurayı. Yok abi, yok duramazsın. Arkasına bakalım. Şuraya bakalım bir. Batuhan. Şu tarafa bakalım önce. Oo. Bir dakika. Oo, mezarlara bak. İsimleri göstermiyorum. Şurada bir sürü mezar var, hiç temizlenmemiş. Güzelim ya, yavaş. Tamam abi, gel. Burası ne yok, çıkıyor ki acaba? Ne? Bence bir kaybetmeyelim yolumuzu. İlk arabana... İsimsiz mezarlar var. Onlara yanına gidelim. İsimsiz mezarlar. İsim var mı? İsimleri yok. Bismillahirrahmanirrahim. Önüne bakarak yürü, burada olabilir. Bir şeyler olabilir. Abi şu köye bak. Tamam, gelin. Kayramadık hızlı olma, istersen yavaş yavaş gidelim. Aynen. Evet arkadaşlar. Durdurayım mı kaydı? Kaydır abi. Köyün bulunduğu köprü şu an karşımızda. Otostop çekerek buraya kadar geldik. Şimdi bir daha otostop çekeceğiz.
köye yavaş yavaş gideceğiz. Tabii araba gelirse. Tabii araba gelirse. Bakın. Kamera var arkadaşım, şöyle bir çekersem köprüyü. Araba kimse bizi almıyor. Her taraf sis, duman. Zaten bir yeri var ama. Aa, o bir akıl var lan. As. Bir reçenler. As. Kaç. Sıra önce var. Bir reçenler. Bir reçenler mi? Bire vardı ya. Yolda giderken patlattı. Abi biz hangi arabaya bineceğiz ya? O birleşmiyor muydu yolda patlattı gelirken? Evet. Çekemedik ama birleşiyordu. Kulübe falan. Şu kulübe aslında çok güzel. Sahibi vardır. Abicim şu kulübenin sahibi var mı ya? Bir araba bulsak diyorum, çok zor oldu. Geçek yapmışlar ama. Bir kulübe var ama burada. Evet. Bir şeyler var demek ki sahibi var. Bence hiç bulaşmayalım. Evet. Abi ne yapacağız şimdi ya? Çok zorlandım valla. Neredeyiz ki? Köye az kalmış. Bir arayayım da sorayım şöyle. İnternet de çekmiyor burada. İlk kere bir arayayım da sorayım ilk kere. Tamam. Sor sen. Alo. Yolda güzel bir ev vardı şimdi. Şimdi. Evet, oraya da geçtik. Yavaş yavaş şöyle atlı olduk. Tam olarak neredeydik abi biz? Geçtik oraya geçtik. Tabelaya geçtik abi. Tabelaya geçtik. Şimdi az kaldı. Kaç kilometre kalmıştı? Ha, çok az ya, çok az. İlker bize buraya söylemişti. Buradan aşağı iniyor. İçeri bir çekersen kamera var. İçeri çek abi. Evet, sadece kendimizi görüyoruz. Bir de bu okulda öğrenim görülmüyormuş. Evet, İçeride dosyalar var ama erişemiyoruz daha ilk günden. İlerleyen günlerde erişebilirsek. Tamam arkadaşım. Tamam. İlerleyen günlerde erişebilirsek. Biraz şöyle bakalım. Etrafını gezelim biraz. Etrafını. Direkt mi? Tamam, kilitle. Hiçbir şekilde giriş yok. Öyle. Şimdi aşağı ineceğiz. Gel buraya. Arkadaşım şuradan aşağı inelim. Şurada bahçe gördük mü? Bahsettiği bir yerde burasıydı. Bu tarafa. Tamam, tamam. Hemen aşağı. Evet, kayıda durdurmuyoruz ve aşağı doğru gidiyoruz. Çok az kalmış İlker arkadaşım dinlemesine göre. Buradan sonra az bir gidiyoruz ve köyü başlıyoruz. Bu yerde birlikte köyü başlıyor herhalde. Aşağı inelim. Soğuk. Şöyle bir çekim alsam.
Buradan aşağı in. Buradan aşağı in. Burada bir şey yok. Fakat kontrolü var şurada. Ormanlı taban. Vesaire vesaire. Daha önce Kastamonu'ya gitti. Orada oturdu tabi. Ama bu saatlerde insanlar çalışıyordu. Kıdık mı yok acaba? Şunu bir açıklayayım arkadaşlar. Köydeki fındık olmama durumu daha doğrusu duymuştuk böyle bir şey ama bunun köydeki İlç abinin çocuğu İlç abinin o kafalı yani nasıl diyeyim değişik tipli çocuğundan dolayı köye biz ona cin bebek diyoruz. Cin bebek yani cin bebek yüzünden köye uğursuzluk geldiği iddia ediliyor. Köy hakkında öyle bir şey duymuştu. Aslı var mı? İlerleyen videolarda göreceğiz arkadaşlar. Hayırlı ziyaret edecekler. Sen bir kalmaya yer bulabilirsin. Ya buluyoruz. Köy çok dışarı kalmıyor musun? İlk ki Hasan abiyle konuşalım. Köy mü gelemedik ya? İlk ki Hasan abiyle konuşalım ha. Köy mü gelemedik ya? Köy mü gelemedik ya? Abi lan baba. Lan bu odana girip. Geçiremez. O ağaçtan sola dön demişti. O ağaçtan? At kafalı ağaç var mı? O ağaç... Şey, at kafalı ağaçtan. Orası zaten köymüş. Hani bir sürü bir sürü ağaç var burada. Abi bu sen fındık bir kez. Şuna kadar fındık mı? Meyve yok. İnşallah olur ki. Şu çantamızı da Hasan abi bir an önce getirsene. Hazırlansa. Abi hiç fındık yok dallarda. Yaprak dökülüyor. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Doğruymuş demek ki. Yani iddiaya göre cinne bebeğin köye o fındık getirdiği iddia edildi. Evet. Zaten ileriki bir de anlayacağız zaten. Acaba köy bizi yabancı karşılar mı? Bakalım. Bir ev var abi. Evet orada kim var ya? Bir adam var. Adam gitti ya. Adam vardı. Adam gitti. Olabilir oğlum evde oturan bir adamdır. Demek ki birileri var. Şu ormanına bakar mısın abi ya? Abi şuraya bak ya, yemin ediyorum. Tam bir... Köyde hayvan sesi yok ki. Sadece bazen kuş sesleri duyuyorum. Kesin mi kaydı? Arkadaşlar ben de kesmiyorum. Giderim köye doğru. Aynen öyle. Aynen giderim. Aynen. Biz de muhakkak tutalım bu kaydımızı. Köylülerden mesaj çektim bize. Aynen. Bizi karşılaştığında kötü karşılayabilirler bize. Evet abi evlere geldik. Ne kadar bir köy lan? Kimse yok lan. Abi kimse yok lan. Yuh. Bu ne lan? Köyde kimse yok mu lan? Şaka mı abi bu ya? Kimse yok. Abi şaka mı bu ya? Evlerde kimse yok ki. Kestane ağacından döndük abi. Herhalde. At kafası bir ağaç var. Sorsak mı bir yere ne yapsak? At kafası. Abi öyle söyleyeyim.
Bu ne ağacı? Bu ne ağacı? Ağacın resmini attı mı? Bu ağaçtı mı ya? Hani hangisi? Bu ağaç. Şu mu? Bakayım yukarıya bakmam lazım. Yok, bu olması lazım ağaç. Abi hani at falan yok ağaçta, normal bildiğin ağaç. Tamam gösteriyor. Şimdi Hasan abinin evine doğru şu bayağı sol herhalde. Bayağı geniş bir ağaca benziyor. Ne taraf? Hasan abinin karısı varmış herhalde evde. Abi köyde kimse yok ki ya. Bu nedir ya? Harbiden kimse yok. Bir yukarıda çıkalım mı? Nazar boncukları falan asılı ama orada. Bir versene şu kamerayı bir ver. Şimdi gizli çekeceğiz arkadaşlar. Bir ev var burada, nazar boncukları dolu. Abi niye? Hangi ev şu? Ya bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hasan abi. Çocuklar bak, yengene size poğaça yapmış, çay yapmış. Sağ alın bakayım ha. Afiyetçi. Eyvallah. Gelelim de zahmet olmasın. Çok sağ olun Hasan abi. Elinize sağlık, afiyet olsun. İçtiniz. Gidiyoruz biz. Nereye gidiyorsunuz? Ya köylerde röportaj yapacağız. Bunlar pek tekin değil bunlar. Efendim Hasan abi? Oğlum geliyorsun da bunlar pek tekin bir yerler değil ya. Bir vakit alabilir miyiz? Gözüme geliyor ya. Teyze sadece konuşmak için röportaj başka yapmak istiyoruz. Başka birisi olsaydı ya. Teyze bir röportaj yapabilir miyiz? Neyse gel bu teyze de hayır. Geldik. Hatta biz de duyduk, önünde kirpi vardı. Evet. Bir tane daha kaçtı. Oynasın. Önünüze bak. Bomboş. Abartmıyorum ev, bomboş. Çatıya bak. Şuraya bak, koltuklara. Abi şimdi kapa açılır üstümüze. Perdeler anasını satayım. Çardağa bak, çardağa. Şurada isim yazıyor ama göstermiyor lan. Evet, aynen. Çardağa bak. Oğlum çok güzel yapmışlar. Buraya bu kadar. Buraya yani bir şey yok. Şimdi asıl kulübeye gideceğiz. Dur kanka. İlk şu eve girelim. Kapayı mı dedim sen? Kilitli ya. Gitti ya. Devam et. Orası da kilitli, anasını satayım. Gel.
Kanka gelsene ya. Yok abi yok. Anasını satayım. Baksana her yer boş. Abi şu evden mutluyum. Büyük birisi vardır. Mutlaka birisi vardır. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen şu eve. Ben de bu eve. Tamam mı? Oğlum ikimiz beraber gidelim. Bir şeyse ne olur? Abi şu an mutlaka biri vardır. Tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Haber veririz sana. Allah Allah. Allah Allah. Her şey var abi ya. Birisinin olmamasının imkanı yok. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Uyuyorlar mı acaba? Selamünaleyküm. Ve çamaşır makinesi çalışıyor. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Kimse yok mu abi? Lan! Gün oğlum. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kim var? Lan! Lan kim var? Hiç abi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kanka! Kanka! Lan kapı açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim, kimse yok mu ya? Lan oğlum. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ah! Lan lan! Oluyor lan! Oluyor lan! Allah'ım. Kim var lan orada? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor lan? Allah! Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım.
Allah'ım. Oğlum ne oldu? Abi bir şeyler oluyor evde. Lan manyak mısın? Ne oldu? Abi git bak. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bir şey oluyor. Lan kapılar üstüme kapandı. Ayakkabımı getirsene. Eve baktın mı? Yok oğlum işte sen hayal ediyorsun. Sen o eve baktın mı? Nereye? Gösterdiğim eve. Baktım bir şey yoktu. Al. Allah kahretsin ya. Çok sıcak ya. Abi bu evde niye kimse yok ya? Allah'ım yarabbim ya. Şuraya bak lan. Kulübe var lan orada. Oğlum bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Gel abi gel, Hasan abilere gidelim. Gel abi. Gel kanka gel. Oğlum Arif uyandırsaydık. Oğlum uyuyor adam ya. 40 yılda bir ışığı yanık bir ev bulduk gel. Onlar geçen kapalıydı oğlum değil mi? Aynen, niye açmışlar ki şimdi? Gece bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse inşallah girebiliriz. Abi bir bak. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kızım var lan. Ha. Girebilir miyiz? Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Kamerada bir mahsur var mı? Herhangi bir mahsur. Geç sen abi. Geç sen şöyle. Yüzünüzü gösterelim mi? Gel. Gör. Tamam. Yüzünü göstermeyelim. Şimdi bu... Görüyordum. Bu köyde bazı olaylar oluyormuş. Ne gibi? Ya ne bileyim. İşte köylülerin söyledikleri var. İsa abinin evi var. Gece ortaklar gibi bir şey çıkıyormuş. Kimin evde? İsa abinin. Siz nereden biliyorsunuz? Oraya mı gittiniz? Evet. Neden? Kontrol etmeye gittik. Tek mi? Ya işte ben ve iki arkadaşım. Onu gördünüz mü? Evet arkadaşlar, sabah lanetli denilen eve geldik. İnceleme yapacağız. Akşam, asıl akşam gireceğiz zaten. İçeri giriyoruz. Çağıracağız. Şimdi içeri giriyoruz. Bir girelim abi. Bakalım neler var. Kameraman arkadaşım önden geç. Eyvallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yerleri falan nereye çek? Buraya bir bakın. Para kırık. Var burada. Kırık cam. Para. Bir de şöyle bir durum var. Sarımsak olayı. Gelir misin arkadaşlar? Aa evet, geçen geldiğimizde fotoğrafı da vardı hatta. Bakalım oraya hemen. Bu ne lan? Aa buranın içinde hiç. Ne var? Flaşı açar mısın arkadaşım? Bekle ben açayım. Gözüküyor kamera. Gözüküyor. Tamam abicim, gelin şöyle. Bir bakın. De arkadaşlar şey var, sarımsak olayı var. Geçen geldiğimizde var. Açayım mı şunu bir arkadaş? O açık şu an Arif. Açık değil. Gördün mü açık? Bir de şöyle bir durum var. Bak zor açılması için. Bak. Geçen geldiğimizde tam şu noktada sarımsak asılıymış. Ve şu an yok. Fotoğrafı var hatta. Bakın yarasa da var. Yarasa da gözükmüyor. Bu arada, harbiden bir şey var. Çünkü çok eşya. Acayip pis kokuyor, anlatamam. Bu arada bir şey var arkadaşlar. Aynen. Devam ediyoruz. Bu arada zaten. Akşam da gezeceğiz zaten. Gerçekten orada şuranın kameraman arkadaşım çeker misin? Tamamdır. Tuvalete de bir bakalım. Orada iki gözlü. Ev iki gözlü.
Ev terk edilmiş. Aa, hikayesini akşam anlatacağız. Şu an arası. Ampulosa şey yapar mı? Bende ampul var ya. Bakar mı elektrik var mı diye. Akşam bir şeyler yaparız o zaman. Şimdilik gidelim abi. Bana lan. Akşam büyük bir araştırma yapacağız. Ne yapalım? Şuraya bir fotoğrafını alalım mı? Yerlerin haline bakın. Tamamdır abi. Bir dakika abi. Aha o ne? Şu. Abi cidden akşam girebileceğiz mi ya? Bak şu ne? Bak şu tam. Bak bak. Nereye gidiyorsun sen? Bak şuraya kameraya bak görsün şu. Onu bir inceleyelim şu an. Tamam beyler hadi gidelim. Hadi. Bir şey odaya da gidelim. Beyler bu tarafta. Hadi. Haydi gidelim. Kayıza durduralım akşam. Etrafa da bakalım. Evi geçelim. Hiçbir ev yok etrafında. Hiçbir ev yok. Şöyle dolaşıyorum. Tek bir cami ve mezarlık var etrafında. Bunun, bu evin hikayesini de zaten anlatacağız. Neyse bugünlük bitireyim abi. Kes. Kimi? Kimi? Evin sahibi. O taşınmış diyorlar. O mu? Evet. Hayır orada yaşıyor. Orada mı yaşıyor? Evet. Nasıl yani? Siz nereye gittiniz? İsa abinin evine. Caminin oradaki. Orada yaşıyorlar karısıyla beraber. Karısıyla? Nasıl yani ya? Peki bir dakika, bebekleri varmış bunların. Evet. Bir çocukları var, küçük. Nasıl yani? Karısı, o, çocuğu. Gördüğümüz resim? Kimse yok derdi. Sizi eve nasıl aldı? Ev kapısı açıktı ev. Kapısı açıktı. İçeriden onlar daha kapıyı mutlu. Sürekli kilitlerdi. Allah Allah. Ne diyor lan bu? Terk edilmiş. Siz doğru ciddi eve misin? Gittiğinizden emin misiniz? Caminin oradaki. Evet mezarlık falan var. Evet mısırlıklar var. Evet. Daha sabah oradaydım. Allah. Nasıl yani? Nasıl kalıyorlar ya? Bildiğiniz yaşıyor. Biz köylüler bomboş diyor. Siz gündüz mü gittiniz? Karısı hayır, karısı gece. Zaten ölmüş adamın. Hayır gece gittik. Bir dakika abi karısı ölmüş adamın ya. Hayır karısı yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Ne? Aysel, kızının adı Ayşe. Bebekler? 5 aylık bebekler. Abi ev daptağınık, pis kokuyor. Nasıl yaşıyorlar ya? Oğlum siz doğru eve gitmediniz o zaman. Işık bile yanmıyor ki evde. Hayır var ışık. Adamlar yaşıyor. Adam tarlada çalışıyor gündüzleri. Allah Allah. Oğlum ciddi mi lan bu? Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Ben niye şaka yapayım? Tanıdıklarımız, akraba oluruz hatta. Peki o köy, o ev için lanetli falan diyorlar. Yok yanlış söylemişler. Siz kurcalamayın. Kurcalamayalım mı? Kurcalamayın. Ya. Oğlum manyak. Allah aşkına ya. Git Arif'i uyandır oğlum ya. Abi. Ne dedi? Ha bir dakika ablacığım bir dakika. O eve gittik biz ya. Nasıl gittiniz? Gittiyse yabancılara kapı açmaz onlar. Abi eve gittik. Bebek resmi gördük. Tek gözlü bir şey. Abi ya. Ne yapacağız Allah aşkına ya? Bu ne saçmalıyor oğlum bu? Bilmiyorum. Şu an Kerem'le konuşuyorlar. Ya. Az sonra yine gideceğim yanlarına. Şaka yapmışsın. Abi neyi kurcalamayalım? Ben anlamadım. Ne diyor oğlum? Abi ne diyor ya? Neden oraya girdiniz? Siz kim yaşıyorsunuz orada burada? Oradan izni olmadan neden girdiniz oraya? Siz burada kimle yaşıyorsunuz? Size ne? Tek mi yaşıyorsunuz? Size ne? Bir dakika köy zaten bomboş. Sadece biz varız. Biz de size kurcalamayın. Kurcalamayın. Yaşıyordu. Ne yapıyorsun lan? Papa oynuyor. Oğlum çalışmıyor ya. Neresinde oynuyorsun? Normal oynuyorum. Baba çalıştırıp oynamıyorum ki. Ben böyle oynuyorum. Çalışsana sürücü.
Neyse ya. Buraya ne için geldiğimizi bilirsin sen. Bilirim. Burada film çekiyoruz değil mi biz? Evet. Bir şeyler görmüşsün, bir anlat bakalım. Evet. Ne gördün? Abi şu ağacın yanında bir kara adam. Nasıl? Kara işte, gözleri... Bir dakika, bir dakika. En baştan anlatsana. Olay ne? Olay. Evet. Ağaç var ya. Evet. Dur göster. Dışarı çıktım oradan. Hı hı. Burada kara adam vardı. Mavi gözlü. Hı hı. Bana baktı. Vücudu da... neydi? Siyah. Nasıl yani? Ben koştum aşağı kadar. Vücudu siyah mı? Evet. Aşağı doğru koştum. Bir baktım yok oldu. Geri geldim. Burada bekliyordu seni. Evet. Eve kaçtım. Koştum aşağı. Hı hı. Sonra bir baktım yok. Geri geldim sonra. Hı hı. Gittim eve. Daha dışarı çıkmadım. Şimdi çıkıyorum. Akşamlar dışarı çıkmıyorum artık. Ya. Peki bir şey dedi Hasan abi. Bir gün hastaydı dedi. Evde çığlık attı dedi. Doğrudur. Nasıl? O kara adamı gördüğüm. Nasıl hastaydı? Nasıl yani? Olayı anlat. Öksürüyordum. İşte buradan baktı. Pencereden. Evet. Evet. Sonra ben iyileştiğim gün dışarı çıktım, yine gördüm burada. Yok, pencereden baktığın zaman mı çığlık attın? Evet. Sonra geçen gün iyileştim, dışarı çıktım, yine gördüm. Hep burada bekliyor. Evet. Boyu ne kadar? Şu beyaz ev var ya. Şurada mı? İşte o kadar. Biz gece gene buraya bir kayıda gelelim buradan. Aynen ama bakarım duruyor mu durmuyor mu? Saatini bilebiliyor musun? Ne zaman? Her gün mü geliyor yani? Evet. Saat kaçta gibi mesela? Saat akşam 2. Akşam 2 gece yani. Tamam. Başka bir olay yoksa? Yok. Tamamdır, o zaman biz gidiyoruz, tamam mı? Hadi. Hadi git pat pat oyna hadi. Evet arkadaşlar, bu köye gelen insanların arabasıyla yani köyün başlangıç ormanında. Şuradan geliyorlar işte araba. Buradan geliyorlar arkadaşlar. Araba şuradan geliyormuş. Burada siyah çarşaflı, beyaz çarşaflı gördüklerini iddia ediyorlar, uzun boylu. Şu nereden? Buradan geldiğini iddia ediyorlar. Burası zaten yol yapılıyor bu köyde arkadaşlar. Siyah çarşaflı kadınlar. Evet, siyah çarşaflı kadınlar. Yol yapılıyor, yol açılmış zaten. Hı hı. Yol yapıldıktan sonra görülmeye başlamış olaylar zaten. Anladım. Vallahi abi acayip. Artık. Şu bir ormana bir bakayım. Ormanlar hep yıkılmış falan. Sen çek arkadaşım. Abi, şimdi bu ormandan mı geliyorlarmış? Evet. Gece gelir miyiz abi buraya? Gece gelelim abi. Burası korkunç bir yere benziyor. Burada köy halkından duyduğuma göre domuz gibi her şey var. İnci, domuz. Ne ararsanız var hocam. Bir gidelim diyeceğim ama acayip... Kayıyor, kayıyor, acayip kayıyor. Toprak kayması. Başka gün geliriz o zaman. Neyse. Şöyle keselim arkadaşlar. Aynen. Kapatalım. Bir sonraki bulduğumuz yerde kayayı açacağız. Tamam. Kes açacağız.
be. Abi. Arkadaşlar. Cemaatin hali neydi ya? Az kişi vardı ya çok. Tamam, burada çok az kişi vardı. Adam hafif sağ olsun. Camiye bizi götürdü geçirdi. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz yine. Akşam çekimlere başlıyoruz. Köyde durabilirsin. Hasan Ali abinin dediklerine bakıyorum. Şeyda'nın dediklerine bakıyorum. Ayşe teyze hiçbir şey saklamıyor. Her şeyi anlatıyor. Ona Allah razı olsun. Recep amca ile Hasan abi bir de. Evet. Onlar bir şey saklıyor. Geçen Arif ile Recep emminin ruhu olduğu iddia eden evde kaldık tek başımıza. Evden kaçtık. Şok olduk yani. Bir tıkırtılar, bir yürüme sesleri. Evde akıllı ışık var. Akıllı ışık yandı. Çekim yapamadık ama. Aniden nasıl yaptık? Ya o anda zaten yapamazdık. Korkudan kaçtık hepimiz. Önceden hazırlıklamamız lazım. Aynen öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de... Ne diyeyim ben abi? Herkes bir şeyler saklıyor. Daha demin caminin oradan gittik, geldik. Herkes çok korkmuştu. Millet birbirinden haberli. Ya herkes ağaç kısır diyor. Kısır kısır konuşuyorlar. Siz de onu söyleyin, herkes ağaç diyor. Evet, bir kesten ağacı var. O, onu çektik miyiz? Çektik abi. Çektik mi? Kerem sen ne diyorsun? Elektrikler gitti. Kerem sen... bu köyde hep gidiyor zaten. Kerem sen ne diyorsun? Ne bileyim, daha demin caminin oradan geliyoruz. O kadar her zaman ışık yanan ya, yerde ışık yanmıyordu bizim. Her yerde ışık yanıyordu. Bir kadın bize camdan bakıyordu abire. Evet. Ne bileyim, yağmur bastırdı şu an. Elektrikler gitti, evet. Yağmur bastırdı. Köyü kapatıyorum. Kapatalım. Kapat. Evet, beyler, lanetli olduğu iddia edilen eve gidiyoruz. Kamera aldık. Paralarımızı birleştirip iyi bir kamera aldık. Gece görüşlü. Size hizmet ediyoruz. Hadi. Kameranın arkadaşım gelirse. Evet, şu Buğra adlı çocuğun gösterdiği yer. Akşam gece saatlerinde burada bir kara adam görmüş. Kameram arkadaşım gelirse şuraya. Şuraya. Evet, bir tane hemen. Şuraya bakın. Gel. Gidelim, gidelim. Olsun. Gel abi. Seyirci için her şeyi yaparız. Gel, deresine bile gideceğiz. Çok kaygan ya da. İşte şurası. İşte bu ağaç da doğrusu. Gece görüşü süper. Bu ağacın arkasında kara adam gördüğünü iddia ediyor Buğra. Evet, ağacı da böyle gösterdik. Evet, gece. Evet. Başka yerlere gezelim. Kameram arkadaşım. Burada evet. Evet, buradan süt almaya gitmiş şu eve. Bakalım. Evet, bu bakalım. Köyde acayip hikayeler duydum arkadaşlar. Yani bu köyde olmanız gerekiyor. Evet. Ne efsaneler, ne efsaneler. Bu köyü hiç kimse bilmiyor tabi. Nereden gidelim? Nereye gidelim, sen söyle. Röportaj için birilerini bulalım, gel. Evet. Evet, devam ediyoruz. Evet beyler, köylülerle röportaja devam. Evet. Gel şuraya girelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Girebilir miyiz abici? Ne demek, girin bakalım. Hayır mı şer mi? Ya şer ya. Şer mi? Evet. Hadi canım, hadi anca gideriz. Olsun, soru soralım. Bir sorun bakalım. Ya abi, bu köyde cinlerin perilerin olduğu konuşuluyor efsaneye göre. Mama o kez sana yandan bir şey geliyor. Gelin size cinlerle perilerle ilgili bir yer göstereyim. Düşün peşimi. Tamam abi. Siz kaçındınız. Abi biz... Gel kızım, gel sen de göster. Şimdi siz neyi merak ediyorsunuz? Cin... Abi bu köye biz cin için geldik zaten. Elimizde cin kalmadı ama onların eskiden yaşadığı bir yeri göstereyim size. Bakalım. Bak, ayağımdan çıkarttı terliği. Yürütmüyor bile ben. Abi isim neydi bu arada? Cami. Bizim bu koca kestane var. Siz bunu bilmezsiniz tabii. Siz de... Yok abi biz köye... Yani röportaj yaptık, cin ağacı diyorlar buraya ama. Heh. 2 hafta oldu geleli. Şimdi bu... Ağacın içerisinde oyuklar var. Evet. Dikkat ettiyseniz. Bas çektim de. Buyur lan. Burada mı? Burada eskiden bir şeyler gördüklerini söylerlerdi. Bana denk gelmedi ama. Evet. Şu ağacın önünde birilerinin oturduğu, insanlara abi baktığı çek... söylenir.
Bazen kestane yok ama kestane de düşer bu ağaçtan. Nasıl oluyorsa bak dalları hep kurudur bu. Evet. Yani burada mı olaylar yaşanıyor abi? Burada da yaşanıyor. Buradan geçerken burada oturan beyazlı, kara insanlar ya da şekiller gördüklerini söylerlerdi biz küçükken. Abi. Bana denk gelmedi ama hep anlatılır. Başka bir olay var mı abi korkunç bu köyde? Korkunç. Çok eskiden anlatıldıkları mezarlıktan geçerken atlı bir... Evet. Ne diyelim? Atlı birisinin geçtiği, birini kovaladığı anlatılır. Çok eski bir hikayedir o. Atla mı? Tabii bizim büyüklerimizin küçüklüğü zamanında. Mezarlık yanından geçerken böyle beyaz ata binmiş, böyle sarıklı mı diyelim ya da garip şekilli bir şeyin oradan geçtiğini görmüşler. Nasıl bir şey? Hangi renk? Kırmızı. Öyle oldu da söyleniyor. Ama birçok kişi bunun doğru olduğunu söyledi. Vay be. Anlatılan o. Bazen fındıklıklarda olur. O yüzden genelde geceleri buralarda dolaşmazlar. Yani evet. Abi dolaşalım mı dolaşmayalım ya? Korktuk şimdi de. Bak geliyor mesela. Bir tanesi. Kaçmazsak bir tarafımızdan bir şeyler eksilebilir arkadaş. Vay be. Ama karanlıkta dolaşmayın. Bazen fındıklıklarda üzerinize elma düşer, taş düşer. Tamam abicim, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abicim. Dikkat edin. Mümkün mertebe dolaşmayın. Karşınıza bir şey çıkarsa da... Peki abi, Allah razı olsun. Bildiğiniz bütün duaları okuyun. Tamam abicim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Akşamlar, sağ olun. Evet beyler. Köydeki seyrek evlerden biri. Ya... Bugün cuma günlerden. Bugün cuma namazına gittim. Şaşıracaksınız belki. Köpekler boşu boşuna bağırıyormuş bu köyde. Boşu boşuna hiçbir şey yok. Evet, evet. Beyler bugün cuma namazına gittim. İnanmazsın. Evet. Yani köy halkı mı diyeyim, insanı mı diyeyim? 2-3 tane insan var cuma namazında. Ben şaşırdım, çıkıyordum, öğle namazı mı bu dedim ya. Bakın köpeklere bak. Seyrek evlerden bir tane daha. Kameram arkadaşım gösterirse. İnsanlar konuşuyorlar. Ya köyde konuştuğum insanlardan yarısı buradan gitmek istiyor, buradan gideceklermiş. Aynen öyle ya, şimdi cuma namazına ben de geldim. Evet. Ben sen adamlar konuşuyor falan. Önce cumaya kılıyor. Üç harflerle ilgili bir şeyler konuşuyor. Evet, onu da vereceğiz zaten. Yani burada köpeklerin havlaması boşu boşuna değil mi bu arada? Yani hoca diyor ki korkmayın filan. Hoca rahattı yani. Hoca ne desin ki, var mı desin, ne desin? Hoca rahat. Millete atmaya çalışıyor ama hoca rahattı şimdi. Evet doğru. Şimdi lanetli... Kim lanetli diyorum, abartmayayım da. Boş, bir okula gideceğiz şimdi. Evet. Ama oradan sesler geliyormuş, taş sesleri, bağırtı. Yani ne geliyorsa, anladınız mı? Evet anladım. Şimdi gideceğiz bakalım, ne olur. Gidelim. Evet. Köydeki bazı yerler... Okula gidince çekeriz zamanımızı. Evet, durdur tamam. Abicim kamerayı. Evet. Kamerayı durduruyorum. Durdur. Zamanımız olmadığı için. Kayıt. Evet beyler. Okula geldik. 20 metre falan kaldı. Gidelim hep beraber bakalım. Ya gece şu an kaç gibi la Arif? 10 gibi mi? Saat 10.30. Ya köyde zaten herkes 9'da yatıyor. Bakın herkese ışık kapalı. Evet. Sokağa çıkamadığı için. Ya burada ışık mı yanıyor? Ay gülme sesleri geliyor yan yan. Evet, o okul, boş okul. Evet beyler. Boş okula geldik. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Aha buradan girelim. Gel gel. Gel abi, gel abi, gel abi. Gel. Başla. Bugün giremeyeceğiz okula çünkü fındık seneli yani. Bizi hırsız zannedebilirler. Yarın girmeye çalışacağız, bakalım neler olacak. Yani okul çok karanlık gördüğünüz gibi. Bakın. Okul boş. Öğrenim hiç kimse görmüyor. Camiye de
Gidelim mi camiye? Camiye gitmek isteriz. Bakalım. Gider miyiz? Evet, mezarlıkta. Mezarlıkta. Kamil abinin bahsettiği mezarlıkta. Kamil abi evet. Mezarlıkta beyaz atlı bir adam koşturuyormuş. Evet, beyaz atlı adam. Bir yaşlıymış adam yani köyde. Köyde şu anda at yok. Pat pat devri başladı. Evet. Köyde at yok. At en son 4 sene önce mi? Evet. Beyaz atın bu köyde ne işi var? Evet. At en son 4 yıl önce kullanılmış en son. Evet evet. Orada tek tük kişiler de varmış. Aynen öyle. Sizin için gidelim bakalım. Hayatımızı tehlikeye attık ama. İnternette bu köyü araştırırsınız filan ama bulamazsınız. Böyle saçma sapan haberler duyarsınız. Evet. Bu köyü bulursanız gelmeyin. Bu köydeki? Gelmeyin bu köye gelmeyin. Biz evet. Burada... Bu köydeki kaçıncı günümüz? Bir dakika. 7. 16. günümüz köydeki. 16. günümüz evet. Evet. Saat 10.30. Bakalım neler olacak? Ben de merak saat. Ediyorum. Kamerayı durdur zamanımız yok. Evet. CD'miz 30 dakika. Kamerayı durduralım. Evet beyler. Şu evde böyle üç harfli olayları yaşayan bir kız varmış. Bu tedavi görmüş, sürekli gülüyormuş, sürekli hareket ediyormuş. Oraya gideceğiz, bakalım sorularımıza ne yapmayacak. Hadi. Evet, gidelim. Sessiz. Kim var orada? Selam Reykjavik. Hadi, gelip istedim. Görebilir miyiz abla? Tabii, konuşalım. Hadi, hadi, hadi. Hani çekmemiz desek mi? Tamam. Sorun var mı? Ne için? Bir şey yok. Bir şey alabilir miyiz şu koltuğa? Sandalyeye. Sandalye. İsim? Şeyda. İçeride birisi var mı? Hayır. Ya sizinle ilgili bir şeyler duydum ama söylemek istemiyorum. Asıl söylemek istediğim şey. Bu köyde acayip olaylar yaşıyor. Biz de onun için geldik. İstanbul'dan buraya geldik. Bu köyde acayip efsaneler var. Efsaneler dolaşıyor. Öyle bir şey duymadım ben. Üç harfler var mı? Hayır. Emin misiniz? Evet dinliyorum. Ya bu köyde üç harfler varmış. Sorayım ben. Var mı öyle bir şey? Evet var. Yeni kurtuldum. İki hafta falan oluyor. Peki nasıl kurtuldun? Nasıl geldiler doğrusu? Sizin hakkında diyorlar. Doğru mu? Evet ilaç kullanıyorum. Böyle şeyler yüzünden mi? Aynen öyle. Durup durup. Ne gibi bir olay yaşadınız? Bir olayınızı anlatır mısın? Bundan bir buçuk ay önce bir arkadaşımla oturuyorduk. Televizyon izledik içeride. Nerede? Tam olarak gösterir misiniz? İçeride. Orada mı? Evet orada. Bu arada izliyorumuz. Evet, evet sonra. Bir ses geldi. Işığı yak. Ne olduğunu anlasın bile. Evet. Işığı kapatabiliriz. Ne, ışığı niye kapatalım? Neden? Kapat, 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 kapat. Dikkat çekmememiz lazım. Işığı kapat. Bu köyde neler olduğunu ben de anlamadım, evet. Ondan sonra otururken bir ses geldi. Evet. Kapıya çıkma cesaretinde bulunamadık. Perdeden bakılıyor. Tam şu çardakta. Göster bir şey çardak görürsün. Çardakta. Evet. Çardakta. Karanlık var. Sanki biri oturuyor. Ama simsiyah. Yani bunlar adam gibi mi? Adam tam adam gibi değildi. Yani biz de çözemedik. Evet. Ondan sonra kapattık perdeyi. Anlam veremedik çünkü. Bir sonraki gece yaşadım. Evet. Tamam, röportaj yapmayı istemiyorsanız yapmayın. Kendinizi zorlamayın. Yok, yapsın. Bir sonraki gece tekrardan aynı şey oldu ama bu sefer daha da yakın durdu. Yani şuralarda falandı. Evet. Ondan sonra biz bu sefer kapıya çıktık hani ney diye. Evet. Ona doğru yaklaşırken bir anda üstümüze atladı. Adam gibi miydi? Bildiğiniz simsiyah bir bulut. Hı hı. Duman gibi. Arkadaşımın üstüne atladı. Bir anda yok kız hani kayboldu kız. Kız kayboldu mu? Evet. Arkadaşın nerede şu anda? Bilmiyorum. Kayıp mı? Kayıp hala kayıp. Yani anneniz, babanız veya bir büyüğünüz biliyor mu? Hiç kimse bilmiyor. Tek kalıyorum ben burada.
Anamız varmış, öyle diyorlar, bir tane. Evet. Genelde bütün gün uyuyor. Korkuyor çünkü orada. Ya arkadaşınız nerede olabilir? Fikriniz var mı? Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra beni rahatsız etmeye başladılar. İşte sesler duydum. Evin neresinde sesler duyuyorsunuz? Mesela yatıyorum odada. Evet. Uykumda böyle böyle garip garip böyle çığlık sesleri falan, birileri beni çağırıyorlar. Evet. Evet. Ondan sonra gözümü açıyorum, o kara adam. Böyle bulut gibi böyle. Hiç kimse bilmiyor şu anda. Ne internet sitesinde ne başka bir yerde. Biz duyduk halk arasından. Buraya geldik, bakalım neler olacak. Size teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Allah aşkına, ona mı gelecek şimdi? Sen inanmıyor musun? Oğlum ne konuşuyorsun hala? Oğlum hala inanmıyor musun? Sen bak, şuna mı gelecek bak? Şuna mı gelecek? Ya ağacım, başka yok, fincan yok. Fincan yok, baba fincana niye gelsin? Fincanın ne özelliği var? Pahalı değil mi? Sen şimdi inanmıyorum. Gitti o, gitti. Baba neyine inanayım, neye gelecek şimdi? Abi hala inanmıyor. Hadi çağıralım. Tamam. Hazırladınız mı? Kameralar tamam mı? Evet, tamam, kurdum tamam. Hadi. Tamam abi, tamam. Kamera boşuna boşuna gidiyor. Tamam abi. Arayacağız. Tamam. Önce de söyleyeyim, gülmek, korkmak vesaire bir şey yok. Koy. Hala inanmıyorum. Oturacağız buna. Evet. Koy kardeşim, koy. Nasıl olacak şimdi bu? Şimdi. Bizi bulacağız. Şimdi. Doğru. Ya. Sen de arayana geçiyorsun. Gençler. Şimdi gençler. Öncelikle bir konuşma yapmak istiyorum size. Şimdi bu köye geldik. Geldiğimiz günden beri bazı paranormal olaylar oldu. Dalga geçin, tabi geçin geçin. Hiçbir şey yok, tamam, ne diyoruz, tamam. Ya hiçbir şey yok derken bir şeyler var ama çözemedik. Ve bunu cin çağırma yöntemiyle çözmek istiyoruz. Evet. Ve şu an burada cin çağırmak için bulunuyoruz. Resmi konuşuyorum şu an çünkü video çekiyorum. Tamam mıdır? Başlıyor muyuz? Buna geldik ya. Hadi başlayalım. Allah'ım yarabbim. Ben de sıkıldım. Karan çok mu işin? Bismillahirrahmanirrahim. Orta parmağı. Orta parmağı mı koyacağız? Sen baş parmağını koy. Niye? Orta parmağı sevmiyorlar mı? Gençler şimdi... Hadi buna mı koyuyoruz? 10 saniye durun. Bir dua edeceğim. Ne duası lan? Kayıt. Hoca hoca gitsin duvacım. Dur. Çıcağım hocam. Hey cin. Geldiysen... bize bir işaret ver. Ne oldu? Ya geldi. 7-15 uçağıyla geldi. Geldi. Şşş durun. Yok lan. Oluyor bir şey. Bir şey yok ama. Durun. Biliyorum. Bu köyde bazı gerçekler var. Ve bu gerçekleri bugün öğreneceğiz. Öğreneceğim. Hala gelmiyor. Söyle, bu köyden ne istiyorsun? Veya ne istiyorsunuz? Hala gelmiyor, tamam. Aradan çatladım. Oğlum Kerem, çek şu elini ya. Bırak şunu ya. Baba gelmiyor, dayı gelmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Ne olacak yani? Gelmiyor, yapacak bir şey yok. Abi adam inanmıyorsa inanmasın. Anladım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hiç şerefsiz yapmayın bak. Kapat. Siz yaptınız değil mi lan? Ne diyorsun oğlum sen, ne diyorsun? Şerefsiz git.
Oğlum şerefsiz yapmayın, korkun be gece gece insanı ya. La oğlum. Lan tırı dolası lan. Oğlum. Sen yaptın değil mi lan? Şerefsiz sen. Hiçbir şey demiyorum, hiçbir şey. Dur lan. La oğlum ben nasıl yapacağım? Siz ciddi misiniz? Yok oğlum sen yaptın ya. Allah! Nasıl ya Ekber? Oğlum lan yeter ya yeter. Şşş. Tamam daha bu kadar yeter. Daha yaptık bitti. Daha eğlenceliyiz ya. Gidin ben gidiyorum ya. Tamam, hadi tamam yeter. Daha bu kadar. Tamam o zaman hadi. Şu işim var. Şu evin ışığı nerede oğlum? Evin ışığı nerede? Dur dur dur. Aç kapıyı, aç kapıyı. Sesim var, sesim. Lütfen sesim. Oğlum çaydanlık oluyor ya. Buldum ben yaptım. Oğlum bak uğraştırdınız beni borçlarla. Şuradan. Ettiniz. Kapat kamerayı ya. Alet tutuyorsunuz elinizde. Şşş. Nerede telefonun nerede? Nereye koydunuz telefonu? Al şunu, al şunu. İzittireceğim lan. Evet. Arif, Arif, Arif. Arif. Arif nerede? Arif. Şşş. Arif. Arif nerede lan? Başlayacağım yapacağınız işe ya, vatan. Oğlum bak Arif. Lan. Ne oldu lan? Bilmiyorum kadro oğlum neresiniz? Oğlum kapı kapandı lan. Hadi. Oğlum taşak mı yiyeceğiz sizin? Oğlum hadi gidelim gidelim hadi. Kapat, oğlum taşak geçiyorsanız var ya. Adam var ya. Bir şey çabuk. Ben bir şey çıkarsa sorarım. Oğlum beni suçluyor lan adam. Lan hadi hadi. Bir şey yaz bir şey ver bir şey ver. Bir şey ver bir şey ver. Bir şey ver. Hadi gidelim buradan. Oğlum gidelim. Bak adam gibi söyleyin nasıl devrildi? Siz mi yaptınız? Oğlum nasıl yapacağınız gerçeği hadi oradaydık anasını satayım. İtip mi kaçtım ben sandalyeye? Oğlum kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim ya kafayı yiyeceğim ya. Lan bir şey arıyor. Oğlum bir şey olmasın bak abi geldik dağın başında köye. Hepimiz de otursa işe güzel. Oğlum ya. En yakın ya. Yer neresi oğlum buraya? Recep amcadan gideceğiz. Saat kaç? Bak bakayım. 2:30. Saat 2:30. Allah belanı versin size. Çağırmayacaktık. Götünüze girsin. Hop hop mu adam? Şimdi de sokun lan. Oğlum hadi. Recep amcadan gidiyoruz hadi. Okudum, tamam. Tamamdır. Herkes sakin mi? Tamam mıdır? Başlıyoruz. Burada bizden başka bir varlık var mı? Eğer varsa bizimle iletişim kursun. Burada mısın? Sen ne yaptın lan? Allah belamı versin ben yapmadım. Lan sen yaptıysan vallahi söyle bak şakanın sırası değil. Vallahi çok tırsıyorum. Ne oluyor lan? Hiç çarmayalım bence hiç bırak. Keselim mi ilerleriz? Abi öyle de olmazsa çarpılırız. Geç geç geç. Bismillahirrahmanirrahim. Bu köyden ne istiyorsun? Ha? Ya oğlum. Ne oluyor ya? İyi. Şey
Ah, İsa. Lan köyde lanet şey var. Köyde şehirden mi lan bu? Terk edilmiş evin sahibi tabi ya. Bizim İsa. Oraya girmek lazım aslında da. Oğlum vallahi ben tırsıyorum. Cami kenarı lan. Mezarlık kenarı. Nasıl yapacağız? Abi belliydi zaten böyle bir şey olacağını abi. Ama vallahi kovalım, ciddiyim, yemin ediyorum, korkuyorum ben. Bırak, girmeyelim tamam. Tamam, bir iki parça. Kovalım abi. Lütfen. Ey ruh. Burayı terk et. Bizimle iletişimimizi kes. Hayırdır? Ne oluyor lan bu? Ya. Ne oluyor oğlum bu? Ama hayır diyor. Bir daha dedim dur. Bu sefer ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ruh. Bizimle... Lütfen bizimle iletişimini, bağını kes. Ne hayır diyor. Arkadaşlar şu anda mezardayız. Evet. Çok üzücü, ürkütücü. Az önce de zaten domuz saat 10'a yakalandık. Evet, mezarlık. Burada 3 harflerin dolaştığı iddia ediliyor. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi çekiyorum ha, arkada devam edeceğiz. Bir dakika, ışığı şey yanıyor. Şey oldu ışık. Arif bir dakika, orayı çekmen lazım. Işık yanıyor. Hayır. Işık yanıyor beyler. Işık yanıyor evet beyler. Şimdi yanmaya başladı. Işık yanıyor yanmaya başladı. Evet. Görüyorsunuz. Kamerada görünmüyor. Yaklaşalım işte sefer. Bir dakika. Bakın şurası. Beyler kapı açıldı. Kapı açıldı beyler. Beyler. Bir dakika. Ben gidiyorum. Hayır. Beyler. Beyler. Yok oğlum harbiden bir şey gördüm. Beyler buradan, evet. beyler. Beyler. Yok sus. Harbiden bir şey gördüm Batuhan. Şurada şu camda. Batuhan camda. Lan camda mı? Batuhan. Lan kamerayı cama tut. Batuhan. Aa cama tut. Arkanıza bakın lan. Abi. Oranı satayım. Bak lan. Abi beyler gidiyoruz. Beyler çabuk. Oğlum gitmemiz lazım. Oğlum koşmayın. Koş abi koş. Koş. Tamam. Koş. Abi ben daha gelmeyeceğim. Ben daha gelmeyeceğim abi. Ya sus Batuhan. Telefonu bırak. Ne çalışalım? Kameranın ağzını sıçayım. Çekiyor musun? Çekiyorum abi devam. Evet şu an mezarlıktan geliyoruz. Bir varlık bizi kovaladı. İşte bakalım ne yapacağız. Hepsi kayıt altında beyler. Tamam. Kayıt altında sıçıyorduk aldı altımıza. Beyler bir röportaj. Oğlum ne röportajı? Valla sabah konuştuğumuz kadınlardan bizi çok etkilendik. Onlar böyle varlık gördüklerini iddia ediyor. O röportajı da vereceğiz zaten. Evet, arkadaşlar. Beyler harbiden orada bir şey var mı? Saat 2'de mezara gidersek ne olacak ki? Onu soruyorum. Saat 2'de gitsek ne olacak? Demin de domuz gördük birader. Yani. Ona ne demedin? Çekseydik onu. Bu köyü millet tanımıyor. Bu köyü tanısalar. Yani bırakın Davutlu köyü. Doğru buraya gelmek isterler. Bu köy acayip bir köy. Şu evi lanetli olduğu düşünüyor. Işık yanıyor lan. Bakın ışık yanıyor. Beyler. Kaçalım beyler. Beyler elize ben çıkıyorum. Abi oraya. Buradan ışık. Başlattım. Hadi. Sen gözüküyor musun? Video başlattım arkadaşlar. Video başladı. Şimdi gençler bir dakika olayı anlat. Bana ışıkma çok abi. Şimdi bu gördüğünüz ev. Kardeşim bir şey git. Gece kaçacak. Gördüğünüz gündüz gittiğimiz. Gidemediğimiz daha doğrusu gündüz bile korktuğumuz ev. Gündüz bile korktuk evet o da doğru. Çığlıklar falan geliyormuş. Ha şimdi bu evin hikayesi. Korkudan. Biraz farklı. Olay şöyle olmuş. İsa abi varmış.
burada yaşayan. Soyadını bilmiyorum ama. Sen seyrediyorlar ama soyadını söylemiyorlar. Seyrediyorlar. Bütün köyler öyle diyorlar. Tabii ama soyadını bilemiyoruz. Neyse bu şimdi günah boynuma. Evet. Bir dünyayla nice bir bebekleri olmuş. Evet, anlatacağız biz. Köylü bize doğa karşılamayınca evi terk etmiş. Bir dakika, elim tutuyor. Evet. Evi hemen terk etmiş yani, eşyalar falan yok. Şimdi gördüğünüz bu kafa ışığı ve eldivenlerle olaya dalacağız. Başka çaremiz de yok. Bir tanesini takalım mı? Evde herhangi bir pislik falan varsa arkadaşlar. Yoksa bir amaç yok. Evde herhangi bir pislikler falan varsa o yüzden tamamen sağlık açısından. Evde kuş kokusu, kuş kokuyor. Yorganlar, bayağı şeyler. Eve gidiyoruz. Kameramanı olsun ya. İlk inanmıyordum ama gerçekmiş. Evet, ilk ben gireyim isterseniz. Ha, beni çek abi. Beni çek abi. O zaman tamam. Beni çek. Bir dakika şu eldiveni bir giy. Ondan sonra dalacağım şöyle. Hazır mısınız? Evet abi. Vallahi. Şimdi yakıyorum. Evet. Hadi, hadi bakalım. Sen çekiyorsun. Eyvallah, tamam. Sakın düşüreyim. Yok, tamam. Düşün bakayım. Çık. Geçin, bismillahirrahmanirrahim. Şurayı arayın. Şurayı arayın. Şurayı. Burası boş zaten, aramaya gerek yok ama bir çekelim gene. Oğlum bir şey buldum lan. Tamam. Bu nedir abi? İçinde büyü mü yapılmış lan bunu? Bozma, örümcek ağı var, bozma. Oha be! Çok kötü kokuyor burası ya. Bastıklara bak, Allah kahretsin. O ne lan? Lan? Bismillahirrahmanirrahim, Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Ama sik, tövbe, ama ne koruyor? Lan bu ne? Lan at! Oğlum birisi taşlar geçiyorsa yemin ediyorum. Oğlum. Lan bu ne? Gece dediler gelmeyin diye, çabuk. Köydeki... O Nisa abim bebeği mi lan yoksa? Köydeki olaylar doğru ya lan. Arkadaşlar. Allah kahretsin ya. Bir şey gidenin var ya daha böyle için. Dinlemeliydik ya köylüleri. Gitmeyin dediler. Abi. O resmi kastiyen birisi mi koydu? Yemin ediyorum var ya. Hazır, sen çek, ben de yüzümü yıkayım Arif. Bismillah, çek. Oğlum bir daha oranın oraya gidelim amına koy. Ver çekeyim ya. Abi yok böyle bir şey, yemin ediyorum yok böyle bir şey. Evet, maç olan arkadaşımız yorganı... Abi nasıl bir şeydi abi? Yastığı silkelerken yastığın ucundan çıkan... Lan yorganı silkeletmiş. Abi iğrenç bir şeydi. Köylülere gösterecek mi, göstermeyecek mi? Abi köylülerin dediği hikaye doğru o zaman. Efsane değil yani. Efsane değil. Bu zamandan sonra çok korkuyorum. Tabi İsa abi araştırmak lazım. Her şey bu İsa abi de bitiyor. Görülmemiş. Abi köyü terk etmiş. O bebek yüzünden köylü buna kötü davranmaya başlamış. Ama abi o yatakların ne şey var? Çok pis kokuyordu içerisi. Ulan. Yani, dayanamadım. Evde büyü mü yapılmış? Bir şeyler var. Çok pis kokuyor. Öyle bir şey olamaz ya. Ben hala oraya nasıl girdiğimize inanamıyorum ya. Bebeğin köye uğursuzluk getirdiğini, köyde fırtınanın olmadığını. Evet. Köylüler tarafından. Evet bu sene yani. Hayvanlar hamile falan kalmıyormuş. Hatta röportaj yaparız köylülerde. Hiç fındık yok bu sene köyde. Bebeğin yaptığı şey yok. Harbiden kopmaya başladı. Harbiden kopmaya başladı. Bu fotoğraf yok artık. Şaka yapıyorsun değil mi?
Ya o fotoğraftaki bebek o nedir ya? O nedir abi? Bu ya. Demiştim. O fotoğraf olsun. İşte mezarlıkta o camdan geçen varlık mıdır nedir bir şeyler. Dalga mı geçiyorsun abi sen? Abi Allah aşkına. Kayıtları çıkardım. Gözün önünde seyrediyorum. Kalacak gibi değil ya. Zaten o bebekten önceki yaşadıklarımızla gördük. Sadece bu bebek değil. Kalacak gibi değil. Hayır, mantığa bir uygunluğu yok bunun. Bilmiyorum. Ne yani şimdi gitmiyoruz. Dosya burada kapanmadı. Kapanmadı koyarsın.